Arkadaşlar, abiler, herkese selamlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Abiler, biraz rahatsızım. Kusura bakmayın. Sesimiz, soluğumuz kısıldı. Yağmurlardan, rüzgardan, fırtınadan mahvolduk arkadaşlar. Abiler, kuşlar da gördüğünüz gibi yerde hala emmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar, abiler, genç bir kardeşimizin ricası üzerine paylaşım yapıyoruz. Arkadaşımız, kardeşimiz, tanıdığımız Abidin Paşa'dan, Mustafa Çitak kardeşimin mahallesinden sevdiğimiz bir kardeşimiz. Onun ricası üzerine bu paylaşımı yapıyorum. Gerekli açıklamayı zaten videoda bulabilirsiniz. Bunun haricinde başlık kısmında arkadaşımızın numarası olacak. Oradan irtibata geçebilirsiniz. İlgilenen arkadaşlar, abiler olursa. Kuşları güzel. Gördüğünüz zaman zaten sizde kanaat getirirsiniz. Uzun zamandır beslenen kuşlar. O arkadaşımızdan önce de beslenen kuşlardı. Bunun haricinde fazla söyleyeceğim bir şey yok. Kuşlarımızla alakalı videolar çekmeye başlayacağız arkadaşlar. İnşallah yavrularımız büyüyor. Özellikle gök erkeğimiz yavruya tam anlamıyla kusması için fazla onu ezmiyorum. İnşallah ilerleyen günlerde güzel videolarla birlikte oluruz. Bu yavrumuz da arkadaşlar, soğukların böyle yoğun olması nedeniyle burada büyüyen bir yavru. Böyle bir hasar kaldı. Düzeltebildiğim kadar düzelttim. Daha kötüydü. Sallabaş oldu. Ama yemini yiyor. Herhangi bir problem yaşamıyor yem yerken. Babası da bakıyor. Bakıcı babamız da bakıyor. Ama böyle bir hasar kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, abiler, izlediğiniz zaman ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Cümleten selamun aleyküm. Değerli abilerim, kardeşlerim. Bu yayını Caner Doğan abimin kanalı için yapıyorum. Bir iki takım kuş sahiplendirmeyi düşünüyorum ihtiyaçlarımdan dolayı. Bunlar benim beslediğim kuşlar. Erkekten bahsedeyim. Erkek yavruluğunda çok güzel oynadı. Bizi tatmin eden bir kuş. Dişi de iki iki taklayı çevirdiğinde kuyruk döktüğü için kanat kuyruk kestik hayvanın. Ekeleşmesini bekliyoruz. Erkek de ekeliğini uçacak. Şu anda ikisi ensede. Yavru yumurtaya kovalıyorlar. Erkeğimiz hazır teke binmiş bir vaziyette. Sadece antrenman alması gerekiyor. Bu kuşlar benim yıllardır beslediğim kuşlar. Dediğim gibi ihtiyaçtan vereceğim. Kuşları bir hareket ettireyim şöyle. Erkeğimiz pöç kuyruk bir kuş. Erkeğimiz pöç kuyruk bir kuş. Genelde bunlar deparlı ve tabanlı oynayan kuşlar. Dişimizin kanatları kesik, kuyrukları döküldüğü için kanat kuyruk tamamlasın diye kesmiştim. Dişimiz de iki iki taklayı çevirmişti. Hafif bir cici baş var şu şekilde. Bir takım yanar dönerlerimden çıkaracağım, bir takım göklerimden çıkaracağım arkadaşlar. Dediğim gibi erkeğimiz hazırdı. Yavruluğunda çok güzel oyunlar yaptı. Tabansız kesinlikle oynamaz bu kuşlar. Bu kuşların en büyük özelliği tabanlı ve deparlı oynaması arkadaşlar. Uçumları güzel. Sefer adetleri çok fazla değil. 10 tane 15 tane atlayan kuşlar bunlar. Erkeğimiz yere 1 metreye kadar da giriyor. Tekrar bırakayım şöyle, sesine bakın. Kuyruk yapsınlar. Erkeğimiz biraz ensede. Antrenman görecek sadece hayvanımız. Dişimizde, erkeğimizde bu şekilde. Bir takım yanar döner. Bunların ailesini de göstereceğim. Anne babalarını da göstereceğim. Tekrardan selamun aleyküm. Bunlar da göklerimiz arkadaşlar, abiler.
Gökler'den de şöyle bahsetmek istiyorum. Dişimiz 2-2 taklayı döndü. Ekelini kaldırmak için kesmiştik. Ekeleşti. Bir ağız yavru büyüttüler. Erkeğimizi de sersemliğini yırttırmıştık. Havaya başta bol taklalı bir şekilde patlarken kuşumuz atmaca kazası geçirdiği için erkeğimizi yatırmak zorunda kalmıştık. Bu kuşlar yeni ekeleşti. Yeni 1 yaşında. Bu kuşların altından yavru aldım. Yavrular da var bende. Kardeşleri de var. Bu kuşlar da bizim beslediğimiz kuşlar. İhtiyacımız olduğu için çıkartıyorum. Caner abimden rica ettim. Dedim abi böyle böyle ihtiyacım var dedim. Güzel bir iki takım kuş sahiplendirmeyi düşünüyorum dedim. Yardımcı olur musun dedim. O da sağ olsun bizi tanıdığı için, güvendiği için ben gelemeyeceğim işim var ama kardeşim dedi. Sen çek videosunu bana at ben paylaşırım dedi. Buradan da ona tekrardan teşekkür ederim. Abicim kuşlar yanardöneller gibi 10-15 tane atlamaz bunlar. Bunlar sefer adetleri daha fazla. Bunlar 20-25 tane atlayacak kuşlar. Bunların da soyunda, kanında, tabanlı ve deparlı oynama var. Biz taban ve depar hastası olan kuşçularız. Bizim kuşçuluk anlayışımıza göre taban ve depar varsa bir kuşta geri kalan bütün özellikler aşağı yukarı vardır zaten. Bu kuşlar da tabanlı ve deparlı oynayan kuşlar. Bu kuşların da soyunu, sopunu kardeşlerine göstereceğim gene. Bu kuşlar da bizim beslediğimiz kuşlar. Alan arkadaşım, alan abim bir soy almış olacak. Aralarında iki yuva oynuyor. Gök takkalı erkek, gök dişiden iki yuva büyük. Aynı anne babadan çıkma. Kaşları, gözleri bu şekilde. Hiçbir kırmızılık, ne bileyim hiçbir alalık, belelik yok kuşlarda. Kuşlar tamamen gök arkadaşlar. Gözleri masmavi, cam gibi parlayan kuşlar. Dediğim gibi alan güzel bir takım, güzel bir kan almış olacak. Caner abimin sayfasına yakışacak kuşlar attım. Kimseyle 3-5 milyar, 10 milyar için kötü olmam ben. Kuş için hiç olmam. Kuşun garantisi olmaz ama insanın garantisi her zaman olur. Bizi de bilen bilir. Buradan da Caner abime tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese Allah'a emanet olsun. Kuşlarımız bu şekilde. Hafiften de kaldırayım şöyle. Erkeğimiz de tekrardan selamünaleyküm. Bunlar da yanardönerlerin sülalesi arkadaşlar, abiler. Bunlar da bizim beğenerek yıllardır beslediğimiz kuşlarımız. Çok nadir arada bozlatar böyle. Yani çok nadir o da. Yanardönerlerin ailesi de bu şekilde. Yanardöner erkeğimizin, dişimizin annesi bu. Videodaki babası da bu ak kuyruk, annesi de arkadaki açık olan dişi kalemle. Bu kuşlarımız da bizim yıllardır beslediğimiz soy kuşlar. Tanımayan abilerimiz, kardeşlerimiz bize olabilir. Bizi bilen biliyor. Benim adım Alperen. Soyadım Temur. Abidin Paşa'da besliyorum. Abidin Paşa, Ankara Abidin Paşa'da oturuyorum. Caner abimin eski mahallesi burası. Doğduğu mahalle. Biz de onun elinde büyüyen genç bir kardeşiyiz. Genç bir arkadaşıyız. Şöyle söyleyeyim. Ben atadan kuşçuyum. Benim babam kuşçuydu. Babadan bana kalan bir miras bu kuşçuluk. Az çok neye hizmet ettiğimizi de bilen kuşçulardanız. Bilen bir kuşçuyum daha doğrusu. Ne aradığını, ne istediğini bilen bir kuşçuyum. Benim kuşta istediğim özellik tabanlı ve deparlı oynaması. Benim kuşlarım zaten böyle minyatür ufak olur, küçük olur. Çok sallı kuşum olmaz benim. Benim için deparlı ve tabanlı oynuyorsa kuş, benim için iyi bir kuştur. Zaten deparlı ve tabanlı oynayan kuş genellikle şöyle söyleyeyim, boş da konmaz. Havada gevşek de uçmaz. Yayık yayık da gezmez. Ciddi uçar, ciddi oynar. Tabanlı ve deparlı olan kuş. Zaten taklalı inmesi benim için kuşta bir özellik değil. Kuş zaten olması gereken o. Yani ben videoda kuşların altları dolu dolu diye bir açıklama yapmadım. Bu bir özellik değil benim için.
Zaten olması gereken o. Kuş zaten taklalar inecek. Bu kuşlar da öyle 3-5 taklalar değil. Gümbür gümbür bol taklalar inen kuşlar.